Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Ocak. Karma soru çözümlerine devam ediyoruz. Milli Edebiyat dönemindeyiz. Kaç soru çözeceğiz? Şimdi 12 tane soru çözeceğiz. Bir 4-5 tanesi ciddi tehlikeli. Ciddi nokta atış. Doğal olarak bir yine 8-9 civarı yapmanızı bekliyorum arkadaşlar burada. Üzerine çıkanların alnından öpmek lazım. 8'in 9'un üzerine çıkanları öpmek lazım alnından. Peki hocam, geldik birinci soruya. Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Uyan Halide Edip Adıvar, Mor Salkımlı Ev adlı eserinde onbaşı, çavuş gibi çeşitli görevlerde bulunduğu yılları anlatmıştır, anılarını anlatmıştır diyor. Hayır, Mor Salkımlı Ev'de değil, bu anılarını anlattığı eser Türk'ün Ateşle yazabilirsem imtihanı. Bu kadar cepte. Peki devam edelim. Daha çok idealize edilmiş kadın tipini işlemiştir. Güzel. Teknik yönden kusurlu romanları vardır. Doğru. Gözlem gücü eserlerinde göze çarpan önemli özelliklerdendir. Doğru. Kalp Ağrısı, Rai'nin Annesi gibi eserleri ilk dönem eserlerindendir. Bakın bu bilgileri de alarak gidelim değil mi? Hemen geçmeyelim. Geldik ikinci soruya. Hocam ikinci soru. Ağlatır mı? Yok, ağlatmaz. Yapılabilir bir soru bu. Numaralandırmış dergilerden hangisi Milli Edebiyat akımının gelişmesine etkili olmamıştır diyor. Yani numaralandırmış eserlerden diyelim. Dergah, Türk Sözü, Türk Yurdu, Çocuk Bahçesi, bunlar Milli Edebiyat'ın önemli dergileri ama Takvim-i Vekayi ne alaka? Tanzimat döneminde ön plana çıkan değil mi? Aman dikkat. Gazete biliyorsunuz Takvim-i Vekayi zaten. Soru bile aslında cevabı bize söylüyor. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Aşağıdaki yazar eser türü eşleştirmelerinden. Bu arada ikinci soruyu da yapabilmelisiniz. Takvim-i Vekayi bariz bir şekilde Tanzimat dönemi eseri. Gazetesi hiç direkt o cevaba gidebilirdiniz. O yapılabilir bir soru. Bu da öyle arkadaşlar. Bunun ben kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. Bu soru kolay. Eser, tür, yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlış diyor. Reşat Nuri Güntekin, Anadolu Notları Gezi isminden çıkar. Sinekli Bakkal Halide Edip Adıvar, hikaye ova. Sinekli Bakkal Halide Edip de hikaye değil hocam. Roman, döneme yön veren, doğu batı çatışmasını işleyen çok önemli bir roman. Bunu yapabilirsiniz ama devam edelim. Zoraki Diplomat, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu anı, doğru. Yeni Lisan, Ömer Seyfettin makale, doğru. Cenge giderken Mehmet Emin Yurdakul şiir. Eyvallah, bu da doğru. Bence 3'te 2'yi falan görmüş olmalısınız şu an. Devam. Mesela bu da yapılabilir bir soru. Bu da kolay bir soru. Milli Edebiyat Dönemi tiyatrosu ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Darül Elhan adıyla bir müzik bölümü açılmış ve Türk operası oluşmaya başlamıştır. Eyvallah. Tanzimat döneminden sonra adeta yok olan tiyatro tekrar gündeme gelmiştir. Doğru. Muhsin Ertuğrul dönemin tiyatro oyuncularındandır. Hayır. Dönemin kurucusu hocam, tiyatronun kurucusu, tiyatro binaları açıyor adam. Tiyatro yöneticisi adeta ya. Değil mi? Tiyatroyu dirilten adam o dönemde, ne oyuncusu? Darül Bedai Osmani. Bu dönemde kurulmuştur. Eyvallah. Tiyatrolarda dilin kullanımı konusunda doğallık ön plandadır. Saygı duyarım. Yani Muhsin Ertuğrul bilgisi bence yapılabilir bir bilgiydi. Bu da ortalama kolay bir soru. Bu zor bir soru mesela. Buna hemen bir zor şeklinde bir ifade kullanalım burada. Mehmet Fuat Köprülü milli bir edebiyat anlayışının oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir. Köprülü önemli bir edebiyat tarihçisi olmasının yanı sıra şiirler de yazmış olan bir şairdir. Şiirlerini Vesaire adlı eserini toplamıştır. Şimdi Türkçe şiirler, ya bu Mehmet Emin'e gitsin. Şiirler git karma bir şey, bunu geçtim. Lisan şiiri zaten Ziya Gökalp'te gündeme gelecek. Altın Işık da onun. Geriye mektep şiirleri kalıyor. Yani elemeyle de çok rahat yapılabilir. Değil mi? Ya sanki Altın Işık'ı ben bir yerden hatırlıyorum falan desem bile mektep şiirlerini çok rahat bulabilirsin. Yani eleme yöntemiyle de bulabilirsin ama yine de direkt bilmek adına zor bir soru, onu söyleyelim. Evet, geldik 6. soruya. Bakalım 6. soruyu yapabilen olacak mı? 6. sorunun seviyesi orta arkadaşlar. Çünkü bazı dizeler var, bize direkt hatırlatabilir o ismi. Özellikle Beş Ececiler grubunun Ece'ye geçmesinde büyük bir etkiye sahiptir. O daha çok düşünür olmasıyla ön plana çıkmıştır. Şiir kitapları yazdığı gibi inceleme ve mektup türünde de eserler vermiştir. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. İstanbul konuşması en saf, en ince bize dizeleri ona aittir. Tabii ki bu lisan şiirinden alıntı, az önce söylemiştim. Ve lisan şiiri de tabii ki Ziya Gökalp'e ait. Düşünce adamı demesi de aslında bizi Adana'ya götürmeli değil mi? Fikri boyutta birçok ismi etkilemiş. Çok çok önemli bir isim Ziya Gökalp. İlk Türk sosyolog biliyorsunuz. Cebinizde kalsın. Evet, zor bir soru geliyor. Eser içerikleri zordur. Sınavda eser içeriği çok fazla sorulmaz ama eser içeriği videosu atacağım. En kötü yani bir kahraman noktasında bir liste atmam lazım size. Onunla başlamamız lazım daha doğrusu olaya. Hangisi Reşat Nuri Güntekin eserlerinde yer alan bir kahraman değildir diyor. Şimdi Munise Çalıkuşu. Ben şunu bir yazayım. Çalıkuşu, bunu çok iyi biliyorsunuz. Net. Şahin Bey Yeşil Gece. Bunu hatırlamamış olabilirsiniz. Yeşil Gece'yi çok okuyanımız olmayabilir çünkü. Ali Rıza Bey Yaprak Dökümü, bunu bilmeyen olmaz. Yaprak Dökümü. Yıldız, evet, burada geçen, Reşat Nuri'nin eserinde geçen bir karakter değil. Birçok romanda geçiyor Yıldız ismi. Zehra Acımak romanında arkadaşlar baş kahraman. En azından böyle Şahin Bey ile Yıldız arasında kalmalı, yürümeliydik diye düşünüyorum. Ama zor bir soru. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak 7. soruda. Acelimiz yok hocam. Yavaş yavaş. Mesela bu da zor bir soru.
Hatta zor artı diyebilirim buna. Artı artı 3 artı buna yakışır gibi görünüyor. Hemen bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki eserlerden hangisi tanıtılan sanatçıya aittir? Çocuklara tabiat hikayeleri, ağaç, orman atasözleri ve açıklamaları, edebiyat gibi nesir türündeki yazılar ön plandadır. Yani ağaç, orman atasözleri benim anlatımlarımda vardı arkadaşlar. Bunu vurgulamıştım. Ama hatırlanması gerçekten zor. Kim hocam burada anlatılan isim? Burada anlatılan isim Ali Canip Yöntem tabii ki. Ali Canip Yöntem'in eseri de geçtiğim yol olacak. Evet, saygı duyarım diğer eserlere. Yani diğer eserlerde de şu yapılabilir arkadaşlar. Mesela sınavda böyle bir soru gelse, ben de hiç böyle edebiyat bilmiyor olsam, ortalama çalışmış bir öğrenci olsam, sınava girip yani lisan Ziya Gökalp. Ya çalışmayan adam bunları eleyemez, o ayrı bir konu da. Yani çalışmayan bir adam bunları nasıl eleyecek de. Neyse, ortalama çalıştık. Ortalama çalıştık. Çalıkuşu Reşat Nuri mesela. Lan bunun böyle bir eseri yok ki. Memleket hikayeleri. Refik Halit. Refik Halit'in böyle eserleri yok ki. Türk sazı dersin. Biraz düşünürsün lan. Mehmet Emin. Şimdi Mehmet Fuat'a falan gidersin. Şöyle bir bakarsın. Yani yok dersin ya. Burada böyle herhangi bir eser yok. Mehmet Emin de Mehmet Fuat Türk sazı noktasında, Türk noktasında, saz şiirleri noktasında çağrışım yapar. Onların da böyle eserleri yok. Geçtiğim yola gidersin. En kötü eleme yapın arkadaşlar. Çok sağlam bir soru gelirsek inşallah gelmez. Aşağıdaki eserlerden hangisi Halide Edip Adıvar'ın diyor İlk dönem romanlarından ve kadın psikolojisini işlediği eserlerindendir? İlk dönem romanları ve kadın psikolojisi. Haydi hocam, Halide Edip dedik mi? Bunlar söylendi mi? Seviye Talip akla gelmeli. Bu zor bir soruydu, onu söyleyeyim. Hani zorun üzerinde bir soru, saygı duymak lazım. Hüsnü Paşa, Refik ve Neriman, bu da yine eser içeridir, zordur, onu söyleyelim. Bu kahramanlar bayağı zor testlerden oluşan bir karma soru bu. Aşağıdaki eserlerden hangisinin kahramanlarıdır diyor ama çok şey katacak size. Mesela ben bu soruları arkadaşlar 1 Haziran'da çözüyor olsam tehlike. Orada kafaları böyle yakar yani, lan ben bir şey bilmiyor muyum izlenim yaratır. Bismillah hocam, daha 3-4 ay var yani, Şubat var koskoca. Şubat'ı sayalım, hadi onun içindeyiz ama sayalım onu da yani. Mart, Nisan, Mayıs. Yani 4 ay önce bunları çözüyor olmam sizin için o kadar büyük bir şans ki. Ya bakıyorsunuz burada atıyorum cevap A, B, C, hemen çat alıyorsunuz bilgiyi, değil mi? Bilgiyi ala ala gidiyorsunuz. Ben fulleten AYT edebiyattan soru çözerken yanlışlarınızı not etmeniz taraftarıyım. Hele ki bu dönemde tam zamanı bu kitabı bitirmenin. Yanlışlarınızı mutlaka not edin arkadaşlar. Böylelikle eksikleri tamamlayacaksınız. Kendinize güveniniz gelecek. Mesela şu soruyu biliyor olmak bence baya baya güven gerektiren bir şey. 10. sorunun cevabı çok uzattık. Handan olacak. Handan'da Neriman var. Refik ve Üstü Paşa'yı hatırlamayız ama Neriman biraz daha böyle ana karakterlerden hatırlanabilir. Bunu cebe koyduk mesela gibi. Tamam, ciddi bir zaman var. Ben bu soruları çok bilinçli bir zamanda çözüyorum. İçiniz çok rahat olsun. Peki ne diyor? Bu parçada tanıtılan isim. Milli mücadele dönemi onun eserlerinin en önemli temasıdır. Realizm akımından etkilenmiştir. Bakın milli mücadele... Realizm daha çıkmadı ama. Nehir roman özelliği taşıyan romanlar yazmıştır. Nehir roman bir iki ismi akla getirir. Nur Baba şimdi çıktığı Bir Sürgün Ankara önemli eserleri arasındadır. Tabii ki Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan bahsediyoruz, değil mi? Çok çok önemli bir isim. Çok çok önemli bir eser vermiş tabii ki diğerleriyle. Devam. 12. sorudayız. Neredeyiz hocam? Bitiyor mu? Bitiyor hocam. 11 Edirne dedik, bakalım 12 ne diyeceğiz? Çok iyi bir soru. Çok çok iyi bir soru. Ama zor. 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 Bir daha zor. Bir daha zor bir soru hocam bu. Bunun başka bir açıklaması yok. Rahat bir 5-6 soruya yazdık zor diye. Zaten girişte söylemiştim. Yani 8-9 bunları anlatmak lazım. Peki. Eski şeyler ne diyor soru bu arada? Hangisi Reşat Nuri Güntekin'e ait değildir? Bence hiçbiri değil. Onu söyleyeyim. Bence hiçbiri değil. Yani şu an baktığın zaman hiçbiri onun değil gibi. Çünkü Reşat Nuri demek acımak demek. Ne bileyim Çalıkuşu demek. Yeşil Gece demek. Yaprak Dökümü demek yani. Ona kalırsa şunların hiçbiri ona ait değil gibi duruyor. Ama yine de hadi bilgiyi burada konuşturalım. Eski şeyden arkadaşlar Ebu Bekir Hazım Tepeyran'ın. Yani hocam sen de şimdi Ebu Bekir Hazım Tepeyran bu nereden çıktı deme. Nereden çıktı deme. Çünkü Ebu Bekir Hazım Tepeyran Küçük Paşa diye bir eser yazmış. Hocam sen de şimdi yani Küçük Paşa da bende bir çağrışım uyandırmadı. Artık uyandırmalı. Küçük Paşa ikinci köy romanımız arkadaşlar. İkinci köy romanı Küçük Paşa'dır. Bunun yazarı Ebu Bekir Hazım Tepeyran'dır. Ebu Bekir Hazım Tepeyran'ın Eski Şeyler adında da bir eseri var. Doğal olarak bu sorudan neyi kazanıyoruz? Eski ahbap, eski borç, eski hastalık, eski rüya. İşte tüm bu eserler Reşat Nuri Güntekin'e ait eserler, cebinizde lütfen kalsın. Ne yapacağız? Bizi Cumhuriyet dönemi karma soru çözümü bekliyor. Sonrasında deneme kampına doğru sanki bir ışık yakacağız gibi. Bakalım, yine belli olmaz. Ben durmam biliyorsunuz. Flash videolarla karşınızda olabilirim. Ama güzel bir soru çözümü oldu. Zor bir soru çözümü oldu. Bu soru çözümlerinden bir şeyler kazanacaksınız.
Malum fulleten edebiyattan çözüyoruz. Zor olması, böyle sağlam sorularla gelmem çok normal ama cebe koya koya gideceğiz. Eksiklerimizi tamamlamaya gideceğiz. O zaman bir sonraki soru çözümde inşallah görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.